Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu Mayıs ayını konuşmasını Üstad özelinde yapmayı düşünüyoruz. Çünkü Mayıs ayı, yani 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihleri, ilki Üstad'ın doğum 26 Üstad'ın doğum tarihi, 25 ölüm tarihidir. Ve dolayısıyla Üstad'ın 112. doğum yılı ve 34. ölüm yıl dönümü aynı zamanda bu Mayıs ayı. Hayrettin Beyciğimizin önerileri çerçevesinde konuşmamızın başlığı Yürüyen Büyük Doğu, Açılan Fikir Çağı. Üstad mevzuunda da konuşacaksak hakikaten böyle bir başlık çok isabetli olsa gerektir. Zaten özellikle son yıllar açısından baktığımızda Türkiye'deki bir takım siyasi gelişmeler de bunu doğrular ve teyit eder niteliktedir. Şimdi biz Üstad'ı genel çerçevede konuşurken şöyle bir planlamayı düşündüm. Mesela Üstad'ın ilk gençlik dönemi, işte yetişkinlik dönemi ve bir de Efendi Hazretleri ile tanıştıktan sonraki dönem ve bir de tabii ki haliyle kumandanla tanıştıkları dönem gibi böyle safhalar halinde mevzuya bakmak istiyorum. Şimdi malum böyle süreç içerisinden konuştuğumuzda ister istemez hep Türkiye'nin batılaşma tarihini de en başa almak zorunda kalıyoruz. Üstad malumunuz Cumhuriyet öncesi dönemini, Cumhuriyet 23 olduğuna göre işte Üstad o zamanlar 18 yaşına kadar ki şeyine baktığımızda işte Osmanlı'nın son döneminde idrak etmiş biridir. Peki biz bu döneme nasıl bir adlandırmayla yaklaşalım? Bu yanılmıyorsam bu Viyana görüşmelerinde özellikle Osmanlı'nın kaderi üzerine falan diğer devletler konuşurken orada çıkan bir kavram söz konusu. Konuşturulamayan Türk olarak İngilizceden veyahut Anatombi'nin İngilizcesinden çevrilmiştir ama biz buna doğrudan konuşturulmayan Türk desek de sanırım olur. Bunu aynı zamanda daha sonra Anatombi kendi yazılarında da bu Türkiye meselesini konuşurken kullandığı bir ifadedir. Ama bence hakikaten aynı zamanda ufuk açıcı bir kavramdır bu. Şimdi konuşturulmayan, bu Cumhuriyet öncesi safhaya evet biz de aynı şekilde konuşturulmayan Türk safhası demek istiyoruz. Üstad gençliğini, ilk gençlik dönemini bu dönemde idrak etmiştir. Şimdi bu dönemdeki aydınlarımızın eşya ve hadiselere karşı ilişkilerinde olsun, kendilerini idrak biçimlerinde olsun. Şimdi nedir? Yeni bir akıl keşfi söz konusu. Yani nasıl ki Amerika yeniden yeni bir kıta keşfedilmişse, o güne kadar ki aşina olduğumuz adeta akıl terk edilmiş, aydınlanmayla beraber işte Avrupa'da sökün eden akıl etrafında kendini yeniden idrak etme, yeniden kodlama söz konusu. Ve haliyle tabii ki o dönemin daha bir yeni yetişeni, öğrencisi, genci olarak Üstad da elbette bu süreçten payını almıştır. Hani diyebiliriz ki bu yeni akıl adeta bir mutlak varlık kategorisi olarak her şeyin merkezinde olan bir akıldır. İşte biz de buna genel manada batılaşma dönemi diyoruz. Fakat aslında bu batılaşmayı biz hep buradan baktığımız için sanki bize dönük, sadece bizde gerçekleşen bir hadiseymiş gibidir. Ya bu batılaşma aslında Avrupa'da da bir batılaşma hareketidir. Yani o hani diyelim işte tarihi süreç içerisinde gelen batılı insanı da bir değiştirme, dönüştürmedir. Kendi tarihinden koparma sürecidir. Neden? Çünkü en basitten şudur. Bu yeni akıl,
Hani Sartre her ne kadar bu ta 20. yüzyılda falan onun bir üçleme romanı vardır. İşte ilkinin adı Akıl Çağı'dır. Yani bu Akıl Çağı ta oralardan başlayan bir şeydir. Bu aklın en belirgin özelliği nedir? Dini mitolojilerle eşit görmektir. Yani bugün hani dinin artık o güne kadarki toplumlar üzerindeki ağırlığı sonlandırılmıştır. İster diyelim ki siyaset düzeyinde bu olsun, ister hukuki normların oluşturulmasında olsun veyahut yeni sosyal yapının inşasında her zaman bu gözetilmiştir. Ha tamam, bu akıl, yeni akıl noktasından din mitolojilerle eşitlendi de peki dine toptan bir karşı tavır mı alındı? Tamamen bir dini imha girişimi mi başlatıldı? Hayır. Bunu da düşündüler aslında. Şöyle düşün, nasıl yani? Mesela Terry Eagleton var, eski konuşmalarımızda da geçmiştir. Hani normalde bir ikili hakikat denilen bir kavram ortaya atıyor. Yani ne diye bir gerçekliğin bu aydınlanmacı dönemden bahsederken bu gerçekliğin bir topluma dönük bir pratiği olmalı, bir de aydına dönük bir şey vardır. Biz yani aydının aydınlanarak eriştiği her hakiki bilginin topluma bir şekilde söylenmemesi lazım. Çünkü özellikle din noktayı nazarından toplum tamamen dinden soyutlanırsa bu defa oluşturacağı yeni problemlerin önünün alınamayacağından endişe edildiği için mesela o konuda halk bir şekilde yani din yolunda önü çok da kesilmemiştir diyebiliriz. Şey var işte efendim mesela Voltaire için bu bir hakikat mi, bir espri mi? İşte maliyecisi mi veyahut hizmetçisi mi bir şekilde işte kendisi gibi aynı inanca aynı değerlere sahip olmaktan ödüp patlarmış. O da kendisi gibi böyle aydınlanmış birisi olsa iyi de o zaman kendi hesabını kitabını dürüst yapacağına olan güven ortadan kalkarmış. Hiç olmazsa o din korkusundan dolayı bari o hesapları daha dürüst yaparmış gibi işte ikili hakikat dediği şey bu aslında Terry Eagleton'ın. Şimdi dediğim gibi yani üstad da bir şekilde işte bu yeni neşunema olan akıl çerçevesinde ilk gençlik dönemini idrak etmiştir. Şimdi gelelim 23 dönemden sonraki 23 sonrası safhaya bakalım. Şimdi aslında bizim aydınlarımızın yani bir şekilde batıdan hizalarak alarak kendini yetiştiren aydınlarımızın tam da istediği şekilde bir yani değerlerle bir cumhuriyet kurulmuştur. Şimdi biz buna da bu safhaya da o konuşturulamayan Türk yani Batı noktasından konuşturulan Türk kavramlaştırmasını bu defa içeriden baktığımızda buna da biz doğrusu konuşturulmayan Müslüman safhası demek istiyoruz. Çünkü artık burada evet o tamamen o Batı'da yeni keşfedilen akıl çerçevesinden bir dizayna girişilmiştir. Yani hem hukuki normların oluşturulmasında hem toplumsal dokunun yeniden yapılandırılmasında işte malum işte Atatürk ilki ve inkılaplarında zaten her zaman neye matuf olduğu gayet aşikardır. İyi de şimdi bu bir yani aydının takip ettiği yol. Ama Osmanlı döneminden bu konuşturu Müslümanlık safhasına kadarki süreçte işte efendim bu dini yani klasik ilimler çerçevesinde olsun, medrese çerçevesinde olsun bizim yetişmiş bir sürü alimimiz var. Peki bunlar bu yeni akıl sürecinden masum kalmış kişiler midir? Hayır. Yani bu yeni akıl biçimini etkilemediği hiçbir çevre kalmamıştır aslında. Dolayısıyla burada nasıl bir yol takip edilmeli, nasıl bir istikamet oluşturulması gerektiği noktasında bir takım
sıkıntılarımız olmuştur. Mesela Elmalı Hamdi Yazır meselesi bence çok dramatik bir örnektir. Gayet mesela eğitimi falan çok başarılı geçmiştir. İşte bu fetva dairesinde falan daha en genç yaşta bile oralara kadar mesela hemen direkt memuriyette yükselir, şube olur. Ama mesela Fransızca bilmediği için istediği itibara bir türlü erişemez. Yani o toplumda artık saygınlık konumunun bir tipolojisi tam oluştuğu için hani onlarca da saygı görebilmek sahikiyle aslında Fransızca öğrenir mesela bir Elmalı Hamdi Yazır. Ve ha, bununla mı yetinir? Hayır. Bu bir medrese alimi ve bir de felsefe kitabı çevirir Fransızcadan. Yani herhangi bir kitap da değil. Yani o günün şartlarında en muteber tür veyahut okuma biçimi ne olabilir? Tabii ki felsefi türde kitaplar olabilir. Hakikaten güzel yani iki ciltli bir kitabın bir cildini bugün de piyasada bulmak mümkün. Şimdi biz gelen devamındaki nesillere baktığımızda sonuçta bizim beslendiğimiz, besleneceğimiz önümüzdeki hazır kültürel yapı, bilgi birikimi, ilim irfan noktasından müracaat edeceğimiz böyle bir background'umuz var. Şimdi ama dediğim gibi bunlara bakınca biz bunların bir şekilde zihnen malul olduğunu görüyoruz. Hangi noktayı nazardan? Tabii ki tevhid tarihi noktasından bakınca. Bizim derdimiz o. Mesela bu özellikle İslami dediğimiz kesimdeki aydınlara veyahut alimlere, yani bu zümreye baktığımızda mesela hepsinde şöyle bir ortak tavır görüyoruz. Bu da çok trajiktir aslında. Nedir bu ortak tavır? Mesela bunlar, yani içinde işte bu Elmalı Hamdi Yazır olsun, Mehmet Akifler olsun, işte Said Nursiler olsun, hepsi istisnasız Abdülhamit karşıtırlar. Bak çok enteresan. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde hepsi istisnasız Cumhuriyet taraftarıdır. Halbuki aslında şöyle bir önlerinde tecrübe oluşmuş. Bunlar Cumhuriyet'ten önce Meşrutiyet taraftarıydılar. Ve o dönemde de dilleri biraz yandı. Aslında yoğurdu biraz da üfleyerek içmeleri gerekirken yok. Yine öyle bir rezerv koymadan direkt taraftarı oldular. Ama Cumhuriyet yanları tam güçlenip kendine göre yeni bir dost düşman tarifi yaptıktan sonra artık iş işten çoktan geçmişti. Ve dolayısıyla Cumhuriyet döneminde bunlar tamamen tarafgir olmalarına rağmen bir takım şeylere muhalefet etmeleri neticesinde ne oldu? Kimisine dar ağacının yolu, kimisine sürgün, kimisi direk kemen rejimle işte o Yalçın Kayalar falanlar veyahut o Rıfat Börekçiler bunlar da makam erişmiş insanlar oldu. Şimdi burada bu giriş faslını şu noktaya getirmek istiyorum. O zaman biz dediğim gibi bu tevhid tarihi noktasından istikametimizi bulma adına veyahut diyelim ki daha somut konuşacak olursak müşahhas bir şekilde Beytullah'ı nirengi noktası kabul edip bir hiza almak isteyeceksek bize yol gösterecek olan kim? Yani açıkçası demek istediğimiz biz baktığımızda artık bu şartları haiz ve bu şartları ihil bir ortam kalmamıştır. Ha, bunun tabii ki getireceğimiz nokta üstadla bunu alakalandırmak. Bunun üstadla ilgisi nedir? Üstadla ilgisi şudur. Şimdi üstad dediğim gibi Cumhuriyet dönemini de konuşturun. Yani Müslümanlık safhasında abi tabii daha o ilk gençlik dönemine göre daha olgunlaşmış, daha böyle bir şekilde şöhretle de tanışmış, şöhreti de tatmış bir dönemde artık.
Ve mesela bu dönem üstad için uygun sıfat mistik şair dönemidir. Üstad bu. Buna itiraz ettiği de yok aslında. Hatta Baba Ali'deki bir bölümün başlığı da budur yani. Mistik şair diye. Ama ben bunu mesela şöyle okumak istiyorum. Tabii ki yaşadığı dönem idare edilen kültür açısından bir pagan dönem. Hani demin nasıl dedik, işte bu akılla beraber din mitolojilerle eşitleniyor ama aslında keşke bu kadar olsaydı. Aslında din yeniden yerini mitolojilere bırakıyor. Mitolojik tasavvurlara bırakıyor. Ve o dönem ilk baktığımız şey dönem etüt ettiğimizde evet o bir pagan kültürünün egemen olmaya yani egemen kılmaya çalıştığı dönemdir. Ve tabii ki bu çerçeveden bakıldığında hani kendini mistik olarak vasıflandırıp bu genel kümenin dışında tutmak da bir meziyettir ama mistiklik kokmaz, bulaşmaz bir şeydir. Nedir işte efendim mistiklik? Hani anlama, aklın izah ettiğin ötesinde de bir yüksek mana atfetme işidir. Yani sadece aklın izah ettiğiyle yetinmeme tavrı da diyebiliriz. Yoksa buradaki akıl bir Budist'in veyahut diyelim ki bir keşişin veyahut bir mutasavvıfın işte hani amel ve tefekkür üzeri mistikliği değildir yani. Soyut bir mistikli bir tavır yani. Hayata karşı, eşeğe karşı ve o şiirinin beslendiği kaynak noktasından bir tavırdır. Zaten belki birazdan üstadın şairliğine de değiniriz. Bu mevzuya tekrar geçebiliriz. Şimdi ne oluyor? Tabii mistik olması hasebi üstada şöyle bir kolaylık getiriyor. Hayatı yetmez buluyor üstad. Var olan hayatı yetmez bulunca arayışlara gidiyor. Zaten malum yani hayatı yetmez bulan bir insan önünde aslında iki şey var. Ya mevcuttan ötesine sıçrayıcı yeni bir oluş olacak ya da işte bir uçurumdur, bir intihardır. İntihardır. Çünkü artık mevcutla yetinmek artık onun için imkansız hale gelmiştir. İşte zaten hikayesini anlatıyor malumunuz. İşte Efendi Hazretleriyle tanışıyor. Asıl işte bizim de halbuki değil mi? Gündemimizde olan üstad, bu süreçle başlayan üstattır. Şimdi biz buna baktığımızda, yani bu tanışmanın önemine baktığımızda, bugünden baktığımızda, daha belki bence rahat ve net anlaşılıyor. Belki şu dediğime itiraz edilmeyebilir. Hani itiraza da açık bir şeydir çünkü. Şunu diyoruz, yani mesela sembolik olarak da aynı zamanda yani bu buluşma diyoruz ki işte Fatih Sultan Mehmet'in Akşemseddin ile buluşmasından çok daha önemli, çok daha hayati bir şeydir. Tabii Fatih deyince aklımıza işte İstanbul'un fethi söz konusu. Bu tabii ki bizim için çok çok önemlidir İstanbul'un fethi. Önemli de her zaman bizim için tazedir. Neden? Çünkü biz inanıyoruz ki eğer bugün İstanbul alınmamış olsaydı, çünkü o aynı zamanda bir set vazifesi görmüştür. Yani bu batıdan gelen İslam'a karşı saldırılarda belki de İslam Hicaz'a tıkılmış halde kalacaktı. Oradan ötesi yani geldiği yere tekrar iade edilecekti. İstanbul'un fethinin bizce en önemli yönü böyle İslam'ın maddeye de bu şekilde perçinleyebilmiş olmasıdır. Ama buna rağmen biz diyoruz ki Üstadın Efendi Hazretleriyle buluşması, tanışması bu hadiseden bile çok daha önemlidir. Neden? Çünkü deminki bahsettiğimiz çerçevede yani bu ister ilahiyat zemininde kendini yetiştirmiş olanlar olsun, isterse aydın dediğimiz kesim olsun, hepsi o batıdan bir şekilde o yeni oluşan akıldan pay sahibi olmaları hasebiyle bir doğru cetvel kalmamış elimizde. Yani bize boy ölçüsü
olabilecek, kendimizi ölçebilecek, istikamet tayin edebileceğimiz böyle bir imkanımız olmadığı için. Üstadın bu buluşmasının önemi şu. Evet, tevhid tarihi ebediyen elimizden kaçabilirdi. Tevhidden kastımız neydi? Tabii ki hakikaten yani tevhidin ne oldu? Yani o ilahi murad ile ilahiye mutabık bir şekilde anlama adına bir tevhid diyoruz. Yani bu güme gidecekti. Üstadın feyzini Efendi Hazretlerinden alması sayesinde bu vesileyle biz inanıyoruz ki işte bizim bu tevhid yolu üzerinde yeniden geleceğimizi inşa etme şansını yakalayabilmişizdir. Eğer biz bugün mesela işte bugünden baktığımızda üstad gibi biri üstadın kendisi olmasaydı muhtemelen biz bugün tevhidden ya bu kavramı kullanma gereği bile hissetmeyecektik ya da bambaşka şeyler anlayabilecektik. Neden arkadaşlar? Bu memlekette fikir mesaisi sadece üstadlarla falan değil, üstadın döneminde belki sadece üstadlar ama devamında biliyorsunuz birçok işte hani bu dergi çerçevesi olsun, işte küçük gruplar, cemaatler falan çerçevesinde olsun, siyasi ağırlıklı olsun, fikri ağırlıklı olsun, işte dini ağırlıklı olsun, fıkhi olsun, yani bir sürü oluşum var. Türkiye aslında o yönden de sürekli yani fikirlerini habire çatışa geldi. Zengin bir zemin aynı zamanda. Bakalım arkadaşlar. Hani üstad olsun, kumandan olsun diyor ya, yani taviz vermemeyi öküzlük sanmamak diyor ya. Şimdi hangisi kompleksiz bir şekilde İslam'ı olduğu gibi kabul ettikten sonra bir fikri mücadele içerisindedir Türkiye'deki bu fikri oluşumlara baktığımızda? Bir örnek gösterebilir misiniz arkadaşlar? Doğrusu ben bu son yıllarımda bu dergi çevrelerine falan eskisi kadar belki ilgili değilim ama benim gördüğüm herkes kendince önce İslam'daki bir yanlışı doğrultmadan hareketle boy göstermiştir. Yani hani hep diyoruz ya direne direne mahkum olmak. Dolayısıyla özellikle bu diğer fikri oluşumlarla kıyasla baktığımızda bu tevhid tarihinin dosdoğru istikamet tayin edici noktasında üstadın tuttuğu yol o kadar önemli ki, ha şimdi mesela diyelim ki ehli sünnet kavramı birilerine artık bir önem arz etmiyor. Hoş, şu son zamanlarda İran'ın tavrı bugüne kadar bu ehli sünneti hani üst perden bakanlara bile yeniden bu kavrama manalı bir şekilde kimi vicdanlılara yeniden bakmayı ihtar etti. Bu yazılara falan da yansı da öyle konuşuyorum ben. Böyle bir ortam. Veyahut diyelim ki işte mezhepler üzerinden veyahut işte diyelim ki reformist dediğimiz çizgiler. Diyelim ki bu işte tarikat veya cemaat kültürü içerisindeki sıkışmışlıklara baktığımızda ne var? Onlar da bir şekilde siyaseti hiçbir zaman hedeflemeyen bir tavrın içinde oldukları için onlar da böyle bir dar kalıbın içinde kalmışlardır. Bir de bu 15 Temmuz'dan sonrasından bakacak olursak şöyle bir durum da söz konusu. Hani aktüelden tekrar yine kendi konumuza geçebiliriz. Şimdi malum bu FETÖ denilen işte ajan yapılanma, yani çok öyle aşırı yani sade ifadesiyle bu işte bu bir ajan yapılanma. Nitekim 17-25 Aralık safhası onlar tam ciddi göstermese bile özellikle şu tırlara yönelik operasyon zaten bunun net bir ajan yapılanma olduğunu göstermektedir. Ama Türkiye'deki hani özel isim üzerinden konuşmayalım yani kendimizi gösterme adına. Kendimizi derken davamızı kastediyoruz. Hiçbir soylu fikirlerin çıkışı önündeki en büyük engel bunlardı.
Neden? Çünkü en azından bu hükümetle o kurdukları ilişki ve angajeden dolayı bütün devletin imkanları falan bu kanallar üzerinden artık halka, topluma bir şekilde yayıldığı için herkes bunlara yanaşıyordu. Bir baktık ki aslında 28 Şubat sürecinde ki tavırlarıyla saklanacak delik aramaları gerekir. Oradan hiç çıkmamaları gerekirken bir baktık ki bu toplumda itibar piramidinin en tepe noktasında bunlar var. Böyle bir noktadaydılar. Dolayısıyla bunların bu toplumda edindikleri bu cesametli halleri diğer bütün fikirleri de müşterisiz bırakmıştı bir şekilde. Çünkü burada çalışan bir düzen var. Bunlara yanaşıldığında bir şekilde bunlar üzerinden sonuç alınıyor. Artı efendim risksiz bir işte İslami mücadele veriliyor. Hadi öyle diyelim. Artı bir şekilde bunlar işte dünyaya açılmış. Artık dünya hilafeti falan bitmiş. İşte bir kainat hilafetine doğru öyle gidiliyordu. Ha ne oldu? Tabii ki mekri ilahi diyelim. Bu halis olmayan, halis yollardan edinilmeyen bu itibar bir iki hamleyle tepe taklak baş aşağı oldu. Ve bunların böyle zebun olmaları neticesinde inşallah üstadların açtığı yol, açtığı bu hakiki gerçek yol bundan sonra inşallah bu ülkenin de İslam aleminin de ana caddesi olur. Şimdi tekrar buradan yine konumuza dönecek olursak. Evet, dediğim gibi ha nedir işte burada? Yine bu tevhid kavramı üzerinde duracak olursa. Üstad yeniden yani öyle bir şey ki zihinleri buna hani update güncellemeyi sağlayan kişidir. Hangi anlamda? Deminkiyle ilişkilendirecek olursa. Şimdi dedik ya Üstad mesela ilk gençlik dönemi, işte Cumhuriyet dönemi bunlar hep aslında nedir? Kendisine daha sonra kuşandığı mananın aykırı olduğu şeylerdir ve bir şekilde ne yapmıştır? Onlardan o zehirli tesirlerden kendi ifadesiyle silkinmiştir. Fakat biz buna da bir hikmet gözüyle bakmak istiyoruz. Yani Üstad Efendi Hazretleri tanıştığı döneme kadarki safha aslında şöyle diyelim. Yani İslam noktayı nazarından baktığımızda yani hasmın zihin hisarı içerisindeki bir yaşayıştır o. Yani çok da lehte bir yaşayış değildir aslında. Yani sonraki üstad açısından. Ama stratejik yönden baktığımızda doğrusu biz bunu Hazreti Musa'ya benzetmek istiyoruz. Nasıl ki Hazreti Musa bir sepetin içinde salıverildi. Tam da düşmanın sarayına verildi. Düşmanın sarayında büyüdü. Ama halbuki o düşman ki o tahtı yerle bir edecek olan kişidir Hazreti Musa. Üstadın hem de gönüllü bir taraftarıydı aslında. Yani o ilk gençlik ve ondan sonraki dönemde ve artı hani eski şeylere diyorduk ya bir iki konuşmalarımıza da geçti. Yani üstad artı orada bir şiir ve düşünce prensi olarak etrafında kabul gören birisi. Dolayısıyla o yaşayışta böyle bir uyumsuz da yoktu. Ama oradan buraya geçişte bütün o background üstada ne sağladı? Bir stratejist olarak üstadın eşya ve hadiselere nasıl yaklaşılması gerektiğini, Anadolu gençliğini, hangi zaaflara sahip olduğunu, hangi yönlerden yetiştirilmesi gerektiği noktasından veyahut nasıl bir İslam siyaseti ve davası gütmesi gerektiği noktasından üstadı adeta onları meziyetinin gübresi haline getirdi. Kumandanın bir ifadesiyle bu.
Mesela 19. yüzyıla baktığımızda bir hep düşünce sistematiğinin en itibar muteber gördüğü dönemdir. Yani nedir? Bir sistematik kurma. Üstad bakıyoruz bu Büyük Doğu çerçevesine baktığında direkt olaylara yani bir sistematik noktasından düşünceyi sistematize edici bir arayış içerisinden olaylara bakıyor ve nitekim bugün ideoloji örgüsü dediğimiz eser de aslında nedir? O sistemli düşüncenin bir sonucudur. Yani dediğim gibi o çocuk Musa'yla bizim üstadın o dönem kıyaslamamız özellikle oradan aldığı bu gibi değerleri daha sonra kendi lehimize kullanması içindir. Şimdi geçenlerde bu 2014'te mi ne herhalde yapılmış bu Zeytinburnu Belediyesi. Tabii onlar muhtemelen gayet iyi niyetle yapmışlardır da. Fakat iyi niyetle çağırdıkları katılımcıların çok da iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Zaten konuşmalara falan baktığınızda siz de hak vereceksiniz. Bir Necip Fazıl sempozyumu düzenlemişler. İşte açış konuşmasını yapmak üzere Rasim Özdenören var. İşte İsmail Kara var. Bir de yine isim olarak hatırladım. Cihan Aktaş var ki bu Cihan Aktaş sanırım yine geçen yıl 2016'nın Necip Fazıl ödüllerinde ödül alan, bir Necip Fazıl ödülü alan birisi. He? Yok yok ben bu hani sempozyumun katılımcıları noktasından bahsediyorum. Diğer isimleri de çok hatırlamıyorum ama özellikle İsmail Kara ve Cihan Aktaş mesela. Ya şimdi o sempozyumun amacı üstadı dövmekti herhalde. Yani kendilerince gelmişler. Ya madem öyleyse hani ne bileyim en azından bir denge olur ya. Ya diyelim ki hani birileri hani böyle gözü kapalı eleştirecekse bari bir tarafta değil mi? Hani dengeleme adına savunucu olsun. Şimdi kim ne konuşsa diğerleri de mesela diyeyim, oturumu yöneten de habire hak veriyor. Herkese hak veriyor. Neden o? Çünkü zaten Necip Fazıl diye bir meselesi yok ki. Ama İsmail Kara'nın Necip Fazıl diye bir meselesi var. Hem de bayağı ciddi bir meselesi var. Orada da o gayet güzel anlaşılıyor. Tabii ki menfi manada bir meselesi olduğunu anlıyoruz. Şimdi Cihan Aktaş mesela orada hatırladığım kadarıyla şunu söylüyor. Ey Müslüman erkekler yakalarınızı işte kadınların elinden çekin. Yani kadınlar kendi başına da düşünebildiler. Neyin kendi lehlerine, neyin kendi aleyhlerine ola işte bilecek bir erginliktedirler falan. Tamam da yani şimdi bunun üstadla ne alakası var? İşte bir takım kadın tiplerinde falan buna uygun bir tavrın sahibiymiş gibi. Oradan değerlendirdi. İsmail Kara işte iki tane şey aklımda kalmış. Hani üstadın böyle tekçi ve hepçi ısrarcı duruşunu bir takım böyle hastalıklı zihniyetler üretici bir yönü olduğunu söylüyor. Bir diğeri de diyor ki ya diyor bu üstadın diyor Necip Fazıl'ın diyor atıf kaynakları ne? Yani atıf kaynaklarını bunu tespit etmek. Bu ne olduğu belli değil. Atıf kaynakları belirsizmiş. Herhalde ben orada biraz şunu anladım. Hani kitap falan yazarsın işte efendim. Bir takım dipnotlar düşersin falan akademisyenden falan yazardan. Üstad'da da böyle şeyler olmadığına göre dolayısıyla o yüzden üstadın atıf kaynakları belirsizmiş veyahut şöyle mi düşünüyorlar? Yani sen sonuçta bir fikir hareketi olarak muhakkak birinin bir öğrencisi yani sen üstadın kim mesela? Hani ancak bir üstadın eseri olarak sen ancak ortaya çıkabilirsin. Böyle mi bakıyorlar? Ve düşün yani mesela bu insanlar da ana gövde, ana camia olarak yani aynı saftan çünkü yani belli başlı duyuş ve düşünüş kanal algı noktasından yani benzer insanlar gibi algıladığımız insanlar bunu böyle diyor. Diyor atıf kaynakları belirsiz.
Bunu muhtemelen şey bağlamında da söylüyor olabilir. İdeoloji örgüsü bağlamında da. Şimdi ideoloji örgüsü bağlamında halbuki Türkiye'nin hali veyahut düşünce üretenlerin hali bir zavallılık örneğidir. Şu manada bir zavallılık örneğidir. Şimdi hiçbir zaman kendi fikirleriyle gündem oluşturmadıkları için ve hep gündemde oluşan fikirden hareketle ona uyumlu bir hep denge arayışları noktasından fikir ürettikleri için işte o direne direne teslim olma süreci oluşmuştur. Yani bunun en güzel örneği nedir? Mesela bu işte Tanzimat'tan bu yanaki süreçlere baktığımızda diyelim ki ilk böyle yönetimle ilgili o güne kadar ilk defa diyelim ki bizim işte düşünce dağarcığımıza diyelim giren işte diyelim ki meşveret kelimesi. Hemen ne oluyor? O bizde bak şura ayet var, şey suresi var, bizde meşveret var. Tam zaten bu İslam'a uygun. Hani padişahlıktan nispeten farklı bir yönetime geçilecek ya. Şimdi cumhuriyet kavramı bu defa keşfediliyor. Bu defa işte o dönemin yazılarında falan cumhuriyet kavramı nedir, ne değildir tartışılırken aynı yaklaşım bu defa. Aa zaten cumhuriyet bak halk şu bu. İşte bu da evet İslam'a uygun. Yani hani biri tutup da kendisinin getirdiği bir kavram değil. Bir kavram piyasaya dolaşıma giriyor. Bir panik halde eyvah bu kelime bu kavram karşısında veya bu düşünce konumunda karşısında benim konumum ne olmalı? Buna nasıl bir izah almalıyım? Tabii izah alırken de ne? Dinle de çelişmemek kaygısı var çünkü burada. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hemen böyle işte uyumlu hale getirmeler falanlar filan. Ya cumhuriyet mi uygun, meşveret mi uygun, demokrasi mi uygun? Yani birinde karar kılalım veyahut niye her defasında biz bunu hemen bizzat bizim ürettiğimiz kavramlar hiçbir zaman olmuyor da hep böyle gelen kavramlara karşı bu gibi aksilametler gösteriyoruz. Üstad bunu yapmıyor. Üstad tek bir çıkış hareketi var. Noktası var. İslam'da yönetim şekli yoktur. Yönetim ruhu var. Yani kumandan ifadesiyle şimdi din devlet denilen bir mevzuyu vaaz ediyor mu, vaaz etmiyor mu? Ona bakacaksın. Bu var mı? Var. Bitti. Ondan sonra bu şekilmiş, bu şekilmiş. Bu artı tabii toplum noktayı nazarında elbette geçmişinde var, tarihinde var, geleceğinde var. Ona göre bir sistem inşa edersin. Ve üstad da o günün şartlarında ne yapıyor? Başyücelik adını verdiği o sistemini örgüleştiriyor. Yani daha o büyük doğum yani 1940 beşlerden mi ne başlıyor direkt? Sonuçta biliyorsun o direkt bir kitap olarak basılmıyor ideoloji örgüsü. Önce o fasılları, bölümleri Büyük Doğu'da tek tek yayınlandıktan sonra o kitaplaşıyor. Şimdi atıf kaynakları ya bizim atıf kaynaklarımız besbelli. Bizim eğer mesela kişi bazında biz atıf kaynaklarından konuşacak olursak mesela çok enteresandır. İşte İmam-ı Gazali'nin ölüm tarihi rakam şey olduğu için aklımda çok kolay kalıyor. 1111 olduğuna göre işte 12. yüzyılın başları. Yani 11. 12. yüzyıllar. İşte yine bir yandan Haçlı saldırıları, Moğol saldırılarıyla işte ne olmuş? İslam adeta birliği falanı dağılmış. Düşünce bir şekilde işte düşünce noktayı nazarından bir sürü yeni oluşumlar olmuştur. Bir takım Yunan aklı orada bu defa bir hakim, bütün zihniyetlere hakim bir rol üstlenme noktasına gelmiş. Bir bakıyorsun bir İmam Gazali çıkıyor. Mesela İmam Gazali'ye yani niye İhya Ulumiddin mesela o kitabın adı? Niye Hüccetül İslam? Öyle değil mi? Neden? Çünkü asıl belki de yani bizim İslam tarihindeki ilk tevhid yaklaşımının zarar gördüğü şey kritik eşik odur. Ve ne oluyor? İmam Gazali Hazretleri çıkıyor. Yeniden bu tarihi bir tevhid tarihi noktayı nazarından ona uygun bir zemin hazırlıyor.
Aslında onun yaptığı bir uygun zemin hazırlamaktır. Ve ne oluyordur? Ta 19. yüzyıllara kadar da aslında bu nedir? Bir şekilde gelebiliyor. E sadece o mu? E hayır, onun devamında bir İbn Arabi Hazretleri var mesela. Adeta nedir? Düşünceyi adeta bir trafoya bağlayıcı şekilde muazzam bir gürlükte bir düşünce inkişafını görüyoruz. Bir İmam Rabbani Hazretlerini görüyoruz. Ve bir şekilde ne oluyor? Bu ana sütunlar üzerinden geliyor. Mesela Osmanlı. Osmanlı hemen çok da böyle hani ehli sünnet noktayı nazarından mı kendini temellendirecek veyahut işte bu şey Bedrettinlerin falan güttüğü bir takım o aykırı fikirler noktasında kendini temellendirecek bir o anlamda da bir fetret dönemi yaşıyor mesela. Ama ne yapıyor eninde sonunda? Ehli sünnetten yana tavır koyuyor. Eğer geçmişinde bu gibi fikri oluşumlar, fıkhi oluşumlar olmasaydı acaba kendi yakın geçmişinde Osmanlı bu kolaylıkta ehli sünnetten yana acaba tavır alabilecek miydi? Ve Osmanlı eğer ehli sünnetten yana böyle bir tavır almasaydı bizim İslam hassasiyetimiz bugün bile var olabilecek miydi? Bunlar yani ciddi şeyler. Dolayısıyla bizim atıf kaynaklarımız belli. Yani atıf kaynaklarımız bu gelenekten geliyor. Ha akademik anlamda efendim şu kitabın altına şu dipnotu koymuşuz, şunu koymamışız. Üstad bir fikir adamı olarak zaten biliyorsun genelde hani bir akademik topluluğa da hitap etmediği için o tarz bir yazı şeklinde yoktur. Hani onun bahsettiği eğer bu alıntılar veyahut diyelim ki dipnotlar ise böyle bir şeyde zaten yazı tarzında da bir ihtiyaç yok. Şimdi mesela şeye de biraz değinmek isterim ben. Üstadın şairlik noktasından yani şair ve düşünürlük noktasından şuna mesela ben biraz değinmek istiyorum. Şimdi yine işte kumandanın bu önümüzde açtığı bu sözlük ve işte kelimeden kelimeye bu müştaklar arası işte ilgi üzerinden şöyle bir bakış açısı. Mesela ne kadar güzel bir şey. Yani şiir ve şuur kelimesinin aynı kökten gelmiş olması. Şimdi tabii ki biz burada şuuru hani düşüncenin karşılığı olarak da artık günümüzde anlayabiliriz. E şimdi şiir de o zaman anlamak anlamında bir kelime. Şuur kelimesi de anlamak anlamında bir kelime. Çünkü özü aynı kelime. Şimdi tabii ki buradaki anlamak şöyle düşünüyor diyebiliriz. Şair veya düşünür derin idrak ehli anlamındadır artık. Yani bunu böyle anlayacağız. Yani şair demek derin idrak ehlidir. Düşünür gibi. Şimdi bunu en güzel teyidini de biz şeyde görüyoruz. Hölderlin'de görüyoruz. Şimdi Hölderlin diyor ki şair ve düşünürler birbirine en uzak dağ zirvelerinde yaşayan iki kardeştir. Öyledir. Yani şair ve düşünür aslında ikisinde. Çünkü şey anlamında, tefekkür anlamında ikisinin de dikkat kesildiği şey varlıktır. O varlık üzerine tefekkür eder. O yüzdendir. Şairin de asıl tefekkür sahası varlıktır. Düşünür de öyledir. Şimdi ama Hölderlin'in bu bakışından biz baktığımızda şimdi üstada şöyle bir harikalık ortaya çıkıyor. Üstad bizim için sadece şair değildir. Sadece düşünür değildir. Hem şair hem düşünürdür. Dolayısıyla o iki dağ zirvesinin aynı anda bir sakinidir üstad. Şair olarak ve düşünür olarak. Ya bu muazzam bir şey. Yani şimdi üstattaki bu ikili bu iki vasıf diyelim. Acaba hani yani şey dünya tarihine biz baktığımızda acaba kaç tane düşünürde yahut kaç şairde böyle bir meziyet söz konusu. Böyle bir yönden de bakabiliriz. Şimdi böyle olunca tabii şu var. Mesela
Biliyorsunuz işte üstad kaldırımlar öncesi falan da böyle dikkat çekici şiirler yazmıştır. Hatta kaldırımlar şiiri yayınlanmadan önce bile şu an ismini hatırlayamadım. Mesela ders kitaplarına giren şiirleri de vardır. Kendisi daha 18, 19 yaşlarındayken bile. Ama nedir? İşte kaldırımlar şiiri birden bütün bir havayı değiştiriyor. Neden bütün bir havayı değiştiriyor? Sebebi şu. Malum artık bu yeni bir dille yani sadeleşmiş bir Türkçe ile artık şiirler yazılıyor. Ama bu yeni dille yazılan bu şiirlerde ağızlarda pek de bir tat bırakmıyor. Dolayısıyla bu yeni oluşan işte bu milli edebiyatçıların başlatıp bir şekilde de en azından dil noktasına yaygınlaştırdığı bu Türkçe hala kendi rüştünü ispatlayabilmiş değildir. Ama şöyle bir şey de vardır. Eskisi artık yavaş yavaş sönmekte. Yani aruzda bir şekilde aruzda artık şiir devri de kendiliğinden kapanıvermiştir. Şimdi kaldırımlar yazıldığında herkesin hayretler içerisinde bırakan şey bu oldu. Aa, demek ki Türkçe ile de hani şöyle diyelim ruhi ıstırapları terennüm ettirecek bir dile uygunmuş. Türkçe ile de böyle şiirler yazılabilirmiş. Şaire bu özgüveni getirdi. Yani şöyle diyelim daha genel geçer bir ifadeyle ya modern insanın hallerini, trajedilerini, ruhi bunalımlarını bu Türkçe ile de şiirleştirebilirmişiz. Kaldırımlar şiirin aslında dönüm noktası, bir dönüm noktasıdır Türk şiirinde 1927 itibariyle. Mesela 1927'nin işte önündeki yıllara bakın, sonrasındaki yıllara bakın. Şeyle karşılaştırın. Kaldırımlar şiirindeki o ifade kudretiyle, o anlam derinliğiyle karşılaştırın mesela. Daha çok basma kalıp şeyler göreceksiniz. Ki mesela o dönem itibariyle diyelim ki Yahya Kemal bile dönemin en büyük 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 şairidir. Okuyalım yani şimdi Yahya Kemal'i okuyalım. Yani demiyorum ki hani şeydir çok sıradandır ama susuzların susuzluğunu giderebilecek bağrı yanıkları böyle içine böyle hani bir serinlik verecek bir nefesi de yoktur. Ahenk şairidir mesela. Ahengi önemser, ahenkli şiirler yazar. Ama anlam derinliğine gelince yayadır. Yahya Kemal. Kusura bakmasın. Böyle. Fakat şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi bugün de dahil olmak üzere, bugün de dahil, yani o günden bugüne dahil olmak üzere biz baktığımızda, mesela Üstad'ın çile öncesi şiirleri, çile sonrası şiirlerinden daha çok tutuluyor. Bu şimdi tuhaf bir şey. Yani mesela çile şiiri varken gidip de kaldırımları çile şiirinden üstün görmek. Bence bu bize en azından işte o o tarihi süreçteki kendi o kendine yabancılaşmanın da bence güzel bir ispatı niteliğindedir. Şöyle ki, şimdi çile kaldırımlar şiirine baktığımızda demin ki kullandığımız bir ifade. Orada ne vardı? İşte hayatı yetmez bulan birisi var. Ama yani bir çıkış yolu da yok kendisine. Ama halbuki çilede onu aştığını görüyoruz. Yani ben onu şeye benzetiyorum. Mesela Yunus Emre'nin işte ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Şimdi bundaki o neşe tonunu bir hayal et. Bir de çile şiirinin sonundaki o
sevinç halini, o hani hakikatle temas etmiş olmanın getirdiği o var olma sarhoşluğunu bir hayal et, birbirine benzer. Yani böyle bir şey. Çilenin kaldırımlardan farklı. Ha, biz bunu neye benzetiyoruz? Şuna benzetmek, şu noktadan bunu yorumlamak istiyoruz. Bu İbn Arabi'nin bir bakışı var. Bundan önce kimi konuşmalarda da biz bunu ifade ettik ama tekrarında hiçbir sakınca yok diye düşünüyorum. Şimdi İbn Arabi Hazretleri işte varlığı üç kategoride değerlendirir. Tabii ki bu tasavvufi anlamda da, öyle felsefi anlamda bir kategorileştirme değil. Nedir bu? İşte fiiller tevhidi, sıfatlar tevhidi ve zat tevhidi. Yani insanın oluşumu fiiller tevhidinden, sıfatlar tevhidine ve zat tevhidine. Yani insanı kamil dediğimiz, insanı kamilin tekamül yolculuğu böyle bir menzil üzerindendir. Şimdi fiiller tevhidi dediğimiz şey nedir? Olgular dünyasıdır. Yani aklın egemen rol olduğu. Nedensellik yasasının işte işleri kazandığı şu bildiğimiz realite dünyasıdır. Yani bunun İbn Arabi Hazretlerindeki isimlendirmesi fiiller tevhididir. Ve burası şeriatın ilgi alanıdır. Hakimiyet alanıdır. Yani doğru, yanlış falan filanın işte nedir? Bir kriterinin olması, belli bir kritere göre olması. İşte sıfatlar tevhidi artık nedensellik yasasının işlemediği bambaşka bir gerçeklik katıdır. Artık orası nedir mesela? İşte Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmış manasına da olabilecek şekilde kalp idrakinin ilgi alanı olduğu varlık sferidir. Orada akıl yerini, ki kalp biliyorsun Kur'an'da aynı zamanda anlama, idrak etme anlamında da kullanılıyor ya. Orası kalbin ilgi alanıdır. Kalp idrakinin ilgi alanıdır. Çünkü artık oradaki dediğim gibi yasalar ile fiiller tevhidinin nedensellik yasaları eşdeğer değil. Bir de nedir? İşte zat tevhidi. Artık o fenafillah makamıdır. Bekabillah makamı işte artık o. Oralar yani. Orak hakkında çok öyle konuşacak şeyimiz de yok doğrusu. Şimdi bunu şeyle ilişkilendirelim arkadaşlar. Şimdi kumandan ne diyor? Bak ne kadar net. Tek bir cümle. Üstadın şairliği diyor, çileden çocuk şiirine doğru olan bir kamil yolculuktur diyor. Çilede çocukta sonlanmış kamil bir yolculuk. Buna benzer bir ifadesi var kumandanın. Şimdi ha bu yolculuğu artık biz İbni Arabi'nin bu kavramları noktasından baktığımızda çile şiirinin, kaldırımlar şiirinin ne kadar fevkinde olduğunu veyahut şöyle diyelim, kaldırımlar şiirinde kendine çıkış yolu bulamayan şair aslında nedir? Çilede yepyeni bir varlık sferine artık bir geçiş yapmıştır. İşte o var olma sevincinin tezahürü de ondan gelmektedir. Ha buna rağmen mesela kaldırımlar daha çok beğeniliyor. Tabii ki beğenmesinde bir sahtelik yok. Onu öyle beğendiği için öyledir. Bu ne demektir? Neden? Çünkü o sürekli o fiiller tevhidinin mıntıkasında kalan birisi olduğu için o üst idrak şeyine açık değildir. O yüzden belki ona lezzet vermiyordur. Bir de bu şiir bahsinde şöyle bir noktalayalım. İşte geçen yıl falan idi. Bunu önceki bir konuşmamızda yine ben değinmiştim. İsmet Özel genelde yani Necip Fazıl'la olan falan şeylerinde bir iki yazılarına denk geldiğim kadarıyla hani sanki adeta bile ciddiye almayıcı bir yaklaşımı falan söz konusu idi. Bir Sakarya türküsü değerlendirmesi yapmış bir yazısında. Şunu diyor.
1928'den bu yana, 28'den kastı da işte bu harf devrimi dedikleri şey, onu baz alıyor herhalde. 28'den bu yana sadece şiir değil, roman, hikaye, deneme alanlarında da yazılan, Türk Edebiyatı'na yazılan bütün eserleri terazinin tek bir kefesine koy, Sakarya türküsü bunu dengeler diyor. Neden öyle diyor? Bu diyor sanatın mugaddi oluşundan, yani gıdalandırıcı oluşundandır diyor. Sakarya türküsü diyor demek istediği, bütün o eserlerin deki toplam gıdaya denk bir gıdayı, hani milleti milletleştirme noktasında böyle bir besleyici yönü var diyor Sakarya türküsü için. Şimdi evet, hakikaten bu bize de yeni bir böyle bir bakış, şöyle bir bakış da verdi. Aslında arkadaşlar, mesela ben hani bu şairin ağzından dile gelenler noktasından biraz onu aşan yorumlara da açık olabiliyor. Hele hele bir de bu şiirler mesela bir de millet hayatıyla alakalı ise belki daha müsait olabiliyor. Hele bir de üstad gibi birisi yazmışsa diyelim. Şimdi mesela diyelim ki 93 harbini baz alalım işte. Ondan önce yazılmış bir şiir var Namık Kemal'in, Vaveyla. Ya dersin ki Osmanlı sapır sapır dökülüyor. Adam da tutmuş onun yasını anlatıcı. Öyle bir şey ortada yok yani. Ama Vaveyla az buz belki hepimiz aşinayız. Belki lise ders kitaplarında falan da karşımıza çıkmıştır. Böyle bir şey. Yani o facia, daha böyle bir facia yokken adeta o facianın şiirini yazmıştır. Ve hakikaten de sanki öyle bir uğursuz habercilik yönü var yani Vaveyla'nın. Şimdi ondan sonra şeye git bakalım, İstiklal Marşı'na bakalım. İstiklal Marşı da üstadın ifadesiyle diyelim nedir? İşte madde planında var olabildik Kurtuluş Savaşı vesilesiyle. Onun müjdeleyicisidir. Yani en azından maddi planda var kalabileceğimizin, varlığımızı idame ettirebileceğimizin bir müjdesi gibidir. Öyle ben anlamak istiyorum. Bu üçlü safhanın üçüncü ve son safhası olarak da, yani bu akan tarih noktasından baktığımızda, ben bunun üçüncü ayağında Sakarya türküsü olduğunu veyahut o olduğuna inanmak istiyorum. Ve Sakarya'nın da bize müjdelediği şey, inşallah yeniden bu tevhid tarihi üzeri kıyam edebileceğimizin bir şekilde aşkın haberini adeta içermektedir. Nitekim Sakarya türküsü olsun, üstadın gençliğe hitabesi olsun, buradan üstadın verdiği mesajların bu milletimiz tarafından gerçek manada karşılık bulabileceğinin emaresini de hakikaten 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz mesela diyelim ki gençliğe hitabe, hani hitabetin zirvesidir. Hani birileri buna der ki ya evet çok güzel bir edebiyat örneğidir ama halbuki orada şeydir yani, karşılık bekleyen bir şeydir o aslında aynı zamanda. Ve o karşılığın ilk emaresi hakikaten 15 Temmuz'da kendini göstermiştir. Yanılmıyorsa 15 Temmuz sonrasında da o A Haber miydi? Üstadın gençliğe hitabesini falan da değil mi? Öyle bir şey de vardı yanılmıyorsam. Sık sık yani kim akletmişse doğru yerden akletmiş yani, iyi onu yakalamış. Şimdi tabii ki bizim üstad meselesi sadece üstad değil arkadaşlar. Bizim bir Büyük Doğu İpta dediğimiz bir asıl işte yürüyen Büyük Doğu, işte açılan fikir çağı bu çerçevede olabilecek bir şeydir. İpta ile ancak mana kazanabilen bir harekettir. Şimdi şöyle diyelim.
Mesela üstad diyelim ki Büyük Doğu bir okullaşma hareketi ise, eğer kumandan bunu devralmasaydı çoktan karanlık dehlizlerin yolunu tutardı. Ve nitekim biliyorsunuz işte kumandanın bakış açısı dışındaki biz işte Necip Fazıl değerlendirmelerine baktığımızda, hatta geçen hafta sonu bile bir öyle yazı falan vardı üstad üzerine yine. Baktığımızda yani bu kötü niyetli anlamında değil. Yani işte bir biyografik değerlendirme. Hani normal bir insan geldi geçti, bir sanatçı geldi geçti. Başarılı bir şair falan, bir dava adamı şu bu. Ancak o kadar yazılır yani. Ama nedir? Bir geçmiş zaman aralığı üzerinden yazılıyor. Halbuki biz bakıyoruz Türkiye kendine geldikçe kendi siyasetini üretme adına adımlar atma oranında üstad gündeme geliyor. Üstad kendiliğinden konuşulu veriyor. Yani bugün ille sadece hani İpta hiç konuşmasa bile üstadı bir bakıyorsun. Efendim bunlar yoksa işte Necip Fazıl'ın şu rüyasını mı gerçekleştirme gayesi güdüyorlar gibi bakıyorsun. Üstadın görüşleri falanları sevenleri veyahut işte diyelim ki muhalifleri tarafından bile hemen tekrar gündemde yerini buluyor. Şey tabii ki İpta'nın devraldığı bu okullaşma hareketi asıl Büyük Doğu'ya bu derinliği vermiştir. Ve biz inanıyoruz ki Türkiye bir şekilde hem kendi öz değerlerinin inşasında hem devletlerle olan ilişkilerinde bağımsızlaştıkça, çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şekilde, evet Türkiye Cumhuriyeti bir işte hani hadi bir de öyle diyelim işte bir Kurtuluş Savaşı süreci falan vermiştir, ama sonuçta bir kontrol altında kurulmuştur. Neden? Çünkü ya açık konuşalım, düşünün ki hani Lozan Anlaşması ta İngiltere tarafından da onaylandıktan ne kadar sonra İngiliz ordusu İstanbul'dan çıkar? Yani daha İstanbul'u sana vermiş değil yani. Senin yani bir Yunan'la savaşın mı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin? Sanki bizim Yunanları işte yenmiş olmamız bize yeni bir devleti sağlatmıştır. Yok öyle bir şey. Hayır. Biz İngilizlere anlaşmış olmamızdan dolayı bu Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Yani o kabul etmeseydi bu mücadele bir şekilde yine devam edecekti. Akıbeti artık nasıl bir neticeyle noktalanacaksa. İşte dediğimiz gibi biz bu kontrol sürecinden çıktıkça, ki bugünün siyasi tavırlarında hem olanlara baktığımızda, emarlere baktığımızda elhamdülillah böyle şeyler de görüyoruz. Ya diyelim ki ilk defa işte bu referandumla birlikte işte rejimin ana dokusuna halk tarafından dokunulabildi yani ilk defa. İşte en azından hani teknik olarak artısı ne, getirisi götürüsü ne, bunlar bir yana, ama bu dokunmuş olmak bile ben hani Müslüman Anadolu halkı açısından çok büyük bir kazanım, bir başarı olduğunu addediyorum. Bu da ben de yine bütün bu gelişmelerde inanıyorum ki başyücelik anlayışını hem kendinin daha çok böyle tanıtıcı olacaktır, daha çok gündeme getirici olacaktır ve kim bilir belki de hani yarın bir gün gayet suhuletle de bu halkın kendisine şemsiye etmek isteyeceği asıl yönetim olacaktır. Teşekkür ederim.